GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde yine dolarla ilgili gelişmelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca bunun yanında dünle karşılaştırdığımızda hem veri açısından hem de fiyatlamalar açısından oldukça yoğun bir gün yaşadığımızda belirtmekte fayda var. Burada Asya tarafındaki gelişmelerle başlayacak olursak Dün özellikle Başbakan Abenin Japonya Başbakanı Abenin danışmanlarından Hamada'nın yaptığı açıklamalar parite üzerinde etkili olmuştu hatırlayacak olursak. Burada 105 seviyesinin uygun ol olabileceğine yönelik beklentiler, açıklamalar, ifadeler yenin değer kazanımında etkili olmuştu. Bugün de özellikle doların değer kayıpları ile birlikte dolar-yen paritesinde sert düşüşlerin gerçekleştiğini söylemekte fayda var. Dolar-yen paritesi şu an için 119.15 seviyesinin hemen üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. Bunun dışında Avrupa tarafına geçtiğimizde ise İngiltere'de enflasyon rakamlarını takip ettik ve burada herhangi bir değişiklik gerçekleşmediğini gördük enflasyon rakamlarında. buradan sonra da Avrupa ile ilgili gelişmelerde özellikle Yunanistan'la ilgili basına yansıyan haberler yer almıştı. Yunanistan'ın Nisan ayındaki görüşme Nisan sonunda gerçekleşecek görüşmelerden sonra temerrüde hazırlandığına ilişkin basına yansıyan haberler Yunan yetkililerce yalanlandı bu gelişmeden sonra da günün öne çıkan verilerinden olan ABD tarafındaki perakende satış rakamlarını takip ettik. Burada perakende satış rakamları aslında olumlu bir sonuç verse de beklentinin altında kalan rakamlarla birlikte dolarda sert değer kayıplarının gerçekleştiğini gördük ki güne de bir miktar zayıf başlasa da dolar Özellikle veriler sonrasında ABD piyasaları açılışının da bu tutumu desteklemesiyle birlikte sert düşüşlere neden oldu ki bununla ilgili fiyatlamalara kısaca göz atacak olursak euro dolar paritesinde 1.06 95-107 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleştiğini gördük. Dolar yen paritesinde 119-15 seviyelerini de şu anda altına sarkmakta olan fiyatlar görüyoruz. Ki burada altın fiyatında da gün içerisinde güçlenen doların etkisiyle de bir miktar 1183 doların üzerine kadar gerçekleşen düşüşler olsa da ons fiyatında tekrardan burada 1196 1197 dolar bölgesine tırmanan bir fiyat karşımıza çıkmakta. Burada ABD'de özellikle bilanço sezonunun da artık daha aktif bir şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bugün açıklanan rakamlarda Johnson Johnson ve JP Morgan firmaların açıkladığı bilançolarda kar hedeflerinin aşıldığı görüldü. Yani o pozitif bir görünümün söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Burada piyasa kapanışı sonrası ABD piyasaları kapanışı sonrası Intel ve yarın ABD piyasaları açılışı öncesinde de Bank of America'nın faaliyet raporlarını açıklaması bekleniyor. Burada son olarak ABD tarafında hisse endekslerine bakacak olursak borsa endekslerine burada %1'in altında kayıplar söz konusu. S&P 500 Dow Jones endekslerinde %0.40'lık bir kayıp öne çıkarken Nasdaq'ta da daha derin kayıpların ağırlık kazandığını da ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara geçtiğimizde ise Burada dolar Türk lirasında düne benzer bir şekilde yeniden rekor tazelendiğini gördük. Burada gün içerisinde görülen en yüksek seviyeye baktığımızda 2.68 68 tam olarak seviyesine kadar yükseldiğini ifade edebiliriz. Bu gelişmenin gerçekleştiği gün içerisinde Merkez Bankası'ndan da yapılan açıklamalar piyasa tarafından takip edildi. Özellikle burada banka 22 Nisan'daki PPK Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarında indirim, ölçülü bir indirim ve Türk Lirası'nda zorunlu karşılık oranlarında ödenen faiz oranlarında ölçülü bir artışın gündeme gelebileceğini, gündemde olacağını açıkladı. Bunun yanında piyasadaki istikrarı destekleyebilecek yönde tedbirlerin de gündeme alınabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar sonrası sınırlı da olsa geri çekilmeler görüldü fakat bunun kalıcı olamadığını da gördük. Tekrar yükselişler ön plana çıkmış oldu. Diğer yandan burada euro dolar, euro Türk lirası paritesine de baktığımızda Gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybı, Türk lirasının bu süreçte değer kayıplarıyla öne çıkması ve bir diğer yandan da doların değer kayıplarının euro üzerindeki baskıyı azaltarak euro'nun değer kazanımına neden olmasıyla birlikte euro Türk lirası daha sert bir yükseliş gerçekleştirdi. %1.30'luk yükseliş sonrasında paritenin 2.85 bölgesinde hareket ettiğini ifade edebiliriz. Burada hemen e, petrol fiyatlarına da göz atacak olursak, ABD tipi ham petrolde 53 dolara kadar bir tırmanış gerçekleştiğini görüyoruz. Brent tipi ham petrolde ise e, günün en yüksek seviyelerine yakın olan 59.74 seviyelerinde fiyatlamalarını sürdüğünü ifade edebiliriz. E, haftanın ikinci iş gününde piyasaya etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.